Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir cüzdan çalışması yaptık. Cüzdanımızı iki renk boncuk kullanarak çalıştım. Şöyle görelim. Su yeşili güzel bir renk. Bakın, arkasında görmekteyiz. Arkasında sık iğnelerimiz var. Diğer tarafı ön olarak kullandım ve minik bir fermuarla da kapadık. Bu çalışmamızı tesbihlerinizi bozarak da yapabilirsiniz. Uygun büyüklükteki tesbihleri bozup güzel bir çalışma elde edebilirsiniz. Benim bunlar evde fazla bulunan boncuk taneleriyle çalışmış oldum. Güzel bir çalışma oldu. Sevdiklerinize hediye olarak yapabilirsiniz. Daha büyüğünü ya da daha küçüğünü çalışabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Boncuklarımızı siyah beyaz olarak ipimize geçirdim. Şöyle çok tatlı güzel bir yeşil kullanıyorum. Sizler dilediğiniz renkte, dilediğiniz marka ipleri kullanabilirsiniz. İsterseniz merserize, isterseniz koton, akrilik hiç fark etmez. Elinizde bulunan iplerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Tek renk boncuk da kullanabilirsiniz. Şöyle ben hareket katsın diye bir tane siyah, bir tane beyaz olarak kattım. 2,5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Şimdi öreceğiniz büyüklük ne kadarsa ona göre zincir çekerek başlayabilirsiniz. Hiç farklı bir işlemi yok. Sadece yapmamız gereken büyüklüğümüz. Makyaj çantası olarak kullanacaksak daha büyük ölçülerde başlayalım. Cüzdan olarak öreceksek daha küçük ölçülerde başlayabiliriz. Kalemlik olarak da yine aynı şekilde örebiliriz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi rahatlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. Şöyle görelim. Bakınız 32 zincir yeterli oldu. Şimdi daha büyük isteyen arkadaşlarımız daha büyük de çekebilirler. Bir tane zincirimi atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne daha. Tekrar birer birer her zincire önce batıyorum. Sonra kapatıyorum. Başını dolamadan giriyorum. Kapatıyorum. Giriyorum. Kapatıyorum. Giriyorum. Kapatıyorum. Şimdi sona kadar sık iğnemizi örelim. Son zincirimize gelene kadar birer birer sık iğnelerimi ördüm. En son zincirimizi de sizlerle birlikte örelim. Şurada düğüm attığımız yer, bakınız. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakınız ilk yere. Dibine giriyorum ve birinci sık iğnemi buraya örüyorum. Şu ipimizi düzeltelim. Batıyorum, örüyorum. Daha sonra her bir sık iğne üzerine tekrar örüyoruz. Bu ikinci sıramız. Sona kadar hiçbir farklı işlem yapmadan birebir sık iğnelerimizi örelim. Bütün sık iğnelerimi ördüm. En son zincirden döndüğümüz sık iğnemizin bulunduğu yerdeyiz. Hemen onu da örüyorum. İki katının ikisini de alarak kapatıyorum. İkinci sıramız bu şekilde tamamlandı. Bir zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tepesi hemen dibine, bakınız. Dibine ilk sık iğnemi örüyorum. Ve üçüncü sıramı da bu şekilde başlatıyorum. Birer birer. Üçüncü sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramın sonuna kadar geldim. Hem zincir hem de sık iğne yaptığımız bölümümüz var. Şimdi tam arasına giriyoruz. Bakınız en sonun sık iğnemiz ve zincirimizin arasına giriyoruz. İkisine birer birer batarsak yan tarafa doğru açmış oluruz. O yüzden sık iğnemiz ve zincirimizin tam ara noktasına batıyoruz. Ve sık iğnemizi örüyoruz. Bir tane zincirimizi çektikten sonra çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve dördüncü sıramızı başlatıyoruz. Toplamda bu şekilde 6 sıra sık iğnemizi örelim. Sonrasında boncuklarımızla birlikte örmeye başlayalım. Bu dördüncü sıramız.
Beşinciyi örelim, altıncıyı örelim ve yeniden görüşelim. Altı sıra sık iğnemi ördüm. Bakınız şöyle belli zaten. 2, 4 ve 6. Şimdi sondayım. Hepsini bitirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kenarlarımda beşer tane düz sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Boncuğumu yaklaştırıyorum. Önce boncuğumu örüyorum. Şöyle bakın getirdim. Kapatıyorum. Hemen aynı yere değil bakınız. Bir sonraki yere bir tane sık iğne örüyorum. 1. Yanına bir sık iğne daha örüyorum. 2. 2 sık iğne ördükten sonra yeni boncuğumu yolluyorum. Önce boncuğumun kendisini şöyle örüyorum. Buraya kilitliyorum. Dibindeki örülmemiş sık iğneyi 1. Bir tane de yanına 2. Bakınız ikisini ördüm. Tekrar boncuğumuzu yolluyoruz. Sıradaki siyaha yolluyorum. Önce boncuğumu örüyorum, sıkıştırıyorum. Bir sık iğne ve ikinci sık iğnemi örüyorum. Sıradaki boncuğun önce kendini örüyorum. Dibine batıyorum. Bir sonrakini örüyorum. 2 sık iğne. Boncuklarımızı şöyle yaklaştırıyoruz. Sırası ile önce siyahı yolluyorum. Şöyle hazırladım. Boncuğumuzun kendisini örüyorum. Yanındaki 1 ve ikinci sık iğnemi örüyorum. Şöyle ön yüzden bakalım. Bakınız çok güzel dizildiler. Devam ediyorum. 2 sık iğnemi ördükten sonra beyaz boncuğumu yeniden yolluyorum. Önce sıkıştırıyorum. 2 sık iğneyi örüyorum. 1, 2. Sıradakini yolluyorum. Boncuğun kendini örüyorum. 1 ve 2. Tekrar sıradakini ördüm. Örülmemiş yere 1 ve 2. Bakalım. Bakın gayet güzel bir şekilde dizildiler. Şimdi sıradakini örüyorum. Tekrar 1 ve 2. Yeniden boncuğumuzu yollayalım. Kapatıyorum. 1, 2. Son boncuğumuzu yollayalım. Geri kalan kenar boşluğu için örelim. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diğer tarafta 5 örmüştük. Evet, şöyle görelim. Bakınız bu şekilde boncuklarımızı örerek birer birer dizdik. Önce boncuğumuzu, sonrasında da ikişer sık iğnemizi ördük. Şimdi dönüşümü yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğnemin dibine batıyorum. Ve birer birer kenar boşluk sık iğnelerimi örüyorum. Ve bu sıramızda boncuk kullanmadan tamamen sık iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi boncuğumun arkasına batıyorum. 1. Yana batıyorum. 2. Bakınız boncuğumun arkasına batıyorum. 1. Yana batıyorum. 2. Her bir boncuğumuzun arkasına 2 sık iğnemizi örerek tamamlıyoruz. Şöyle 1 ve 2. Sona kadar ikişer sık iğnemizi örerek ilerleyelim. Sık iğne sıramızı tamamladım. Kenar boşluklarımı da ördüm. Şimdi örgümüzü arkasını çeviriyorum. Bir tane zincir çekip hemen kendi dibine batıyorum. Ve sık iğnelerimi örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve yeniden boncuklarımızı alıyoruz. Önce boncuğumu örüyorum. Sonrasında dibine batıyorum. 1 ve 2. Sıradaki boncuğumu alıyorum. Şöyle elimize dolarsak daha rahat edeceğiz. Yaklaştırıyorum. Önce boncuğumu,
Sonrasında iki tane sık iğnemi örüyorum. Bir ve iki. Boncuğumu salıyorum. Önce örüyorum. Sonrasında iki tane sık iğnemi örüyorum. Boncuğumu salıyorum. Çok da zevkli, özellikle boncuk örmeyi seven dostlarımız için. Evet, bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Boncuk sıramız bittikten sonra yine arkasından birer sık iğne, yani iki tane sık iğne, iki sık iğne boncuğumuzun olduğu yeri örmüyoruz. 1-2 olarak örüyoruz çünkü artış yaparız eğer o şekilde örersek. Arkadan da ikişer sık iğne, ikişer sık iğne örerek gelelim ve çantamızı, yani cüzdanımızı ya da çantamızı, her ne örüyorsak, istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örelim. Bir yüzden boncuğumuz, diğer yüzden sadece sık iğnelerimizi örelim. Cüzdanımızı aynı şekilde örerek büyüttük. Hiçbir farklı işlem yapmadık. Boncuklarımızı sırasıyla dizdik ve ilerledik. Bakınız. Daha sonrasında cüzdanımızın arkası olacak bölümümüzü sık iğnelerle ördük. Dilerseniz şöyle büktüğümüz zaman bakınız, cüzdanımızın burası önü, şu kısmı ise arkası olacak. Tamamını boncuk olarak da örebilirsiniz ya da ön olarak belirlediğiniz yerden geri kalan kısmını sık iğne olarak örüp sadece ön yüzde boncuk çalışması kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi cüzdanımın ölçüsü yeterli oldu. Ölçüsüne şöyle mezurumuzla bakalım, santim olarak uzunluğu kaç santime denk gelmekte. 16,5 santim. Şöyle düzenlediğim zaman rahatlıkla 17 olduğunu görüyoruz. 17 santim oldu. Şimdi kenarlarından birleştirelim. Daha sonra hazırladığımız fermuarımızla ağız kısmını kapatalım. Şimdi ipimi koparmadım. Sık iğnelerimi ördükten sonra kaç sıra sık iğne olduğuna da bakalım. Önce boncuk sırasına 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra boncuğum var. 2, 4, 6, 8 sırada arkası ve önünü başlangıçta birlikte çalışmıştık. Şimdi ilmeğimin olduğu yere geliyorum. Son sık iğnemi ördüm. Şimdi tutuyorum. Şu şekilde ön yüzden şöyle eşitliyorum ve başlıyorum. İlk sık iğneye karşısındakine batıyorum ve kapatıyorum. Şuradaki ipimizi alta alarak arada kalmasını sağlayalım. Daha sonra hemen diğer sık iğneme batıyorum. Karşılıklı sık iğnelerimizi yaparak yandan kapatıyoruz. Bu çalışmayı şöyle dıştan olsun istemezseniz, şu şekilde görünüm isterseniz, içten de çevirerek yapabilirsiniz. Yani şöyle de çalışabilirsiniz. Arkasını çevirip hangisi hoşunuza giderse deneyin, bakın. Hangi çalışma hoşunuza gidecekse o şekilde çalışın. Ben düz yönden çalışmak istiyorum. Batıyorum. Araya ipimi tekrar alıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Birer birer batarak aşağıya kadar sık iğnelerimi örüyorum. Yukarıdan başlayıp aşağıya kadar geldim. Tam orta kısmı. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Kalan ipimizi içeriye gizleyeceğiz. Şöyle büküyorum. Karşı tarafına geçiyorum şimdi. Batıyorum. Yine dıştan ördüğüm için dıştan batıyorum. Önce tığımın başını geçirdim. İpime bir tane zincir çekiyorum. Düğümümü attım. Alıyorum. Bir zincir. İpimizi şöyle içeriye alalım. Gizleyelim. Ve örmeye başlıyorum. Tıpkı biraz önceki yaptığımız işlem gibi sık iğnelerimizi örerek yukarı doğru ilerleyelim. Karşılıklı
atarak örüyorum. Başa kadar geldim, alttan başlamıştım, öne kadar geldim. Her iki kenarımızı da diktik. Şöyle gördüğümüz gibi güzel bir cüzdan formunu kazandı önü ve arkası. Şimdi zincirimizi çekelim. Burada küçük bir tutamaç yeri ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İstediğimiz uzunlukta olabilir. Ben şöyle ayarlıyorum. Hemen hemen 25 tane zincirimi çektim. Birer birer üzerine sık iğne ile batarak geri geliyorum. Her bir sık iğnemi, yani zincirime sık iğne örüyorum. Sona kadar geldim. Cüzdanımın kendisine batıyorum. Ve bakın şu şekilde zincirimizi ördüm. Buradaki ilk başlangıç zincirini alıyorum. Şu kısma getirip tam üzerine batırıyorum. Şöyle bakınız, parmağımızın rahatlıkla girebileceği bir bölümü şöyle oluşturuyorum. Düzelterek gelelim. Şöyle düzgün bir şekilde geliyorum. Tığımın başını geçiriyorum ve aynı yere giriyorum. Buraya sabitliyorum. Şöyle görelim. Buraya sabitledim. Tekrar uçtan girip aynı işlemi tekrar ediyorum ve buraya sabitleme işlemimizi yapıyorum. Şimdi ipimi kesiyorum ve fermuarını çalışmak için hazırım. Ben şu şekilde beyaz bir fermuar aldım. Şöyle güzel süslemesi olan. Fermuarımızı dikmeye şu kısımdan başlıyoruz. Şöyle bakalım. Açıyorum. Arka kısmını şöyle parmağımı takacağım yere getiriyorum. Ön kısmını karşı tarafa getiriyorum. Şu şekilde bakınız. Tam iyice sıfırlıyorum. Şöyle. Açık yaparsak daha rahat dikeceğiz. Başlıyorum. Tam ortalayarak ilk dikişimi atmaya. Tabi bildiğiniz tekniklerle elinizin alışkın olduğu şekilde dikebilirsiniz. Bu da çok rahat olmakta. Sık iğnemin aradan bakın düz bir şekilde devam ediyorum. İpimizin kendi rengiyle sık iğnemin şu gördüğünüz aradan dikmekteyim. Fermuarımın dişlerini de ilerletecek arayı bıraktım. Makine dikişi yapmaktayım. Dönüşümüzü yapıyoruz. Yine fermuarımız açık. İpimi bu tarafa geçirdim, bu yöne. Yine sık iğnemin bulunduğu noktadan fermuarımın kenar kısmına geçiyorum ve aynı şekilde dikişimi tamamlayarak fermuarımızı dikiyoruz. Karşısını da aynı şekilde diktikten sonra cüzdanımız artık kullanılmaya hazır. Şöyle güzel bir çalışma oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Evet, yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.